Emek Forum'dan herkese iyi akşamlar. Bu akşam bir haftalık gecikmeyle de olsa 2003 yılı emekçiler açısından nasıl geçti? Öne çıkan tartışmalar nelerdi? Bunları konuşacağız. Konuğumuz ise DİSK Gıdaş Genel Sekreteri Sayın Seyit Aslan. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Aslan. Evet, Sayın Aslan'la sohbetimize geçmeden önce ise tarihte bu hafta neler olmuş ona bir bakalım. Sonra tekrar buradayız. Evet, yeniden merhaba hepinize. Biraz önce söylediğim gibi bu akşamki konuğumuz DİSK Gıdaş Genel Sekreteri Seyit Aslan. Kendisiyle 2013 yılını emekçiler açısından değerlendireceğiz. Tekrar hoş geldiniz. Tabii 2013 yılı aslında çok ciddi gelişmelere sahne oldu. Gezi direnişi yaşandı her şeyden önce. Yine son anlarında bir yolsuzluk operasyonu yaşandı. Bunların tabii emekçilere yansımaları oldu. Onun dışında birçok yasalar çıktı. Sizce peki 2013 yılının en önemli olayı neydi? Belirleyici damgasını vuran olay hangisiydi? Tabii ki biraz önce siz de ifade ettiğiniz gibi 2013 yılı evet, Türkiye'nin siyasal gelişmeleri açısından da emek hareketi açısından da önemli gelişmelerin, tartışmaların olduğu bir yıl oldu. Başlıklar halinde sıralarsak tabii ki öncelikle 30 yıldır bu ülkede devam eden bir çatışma süreci var, Kürt sorunu var. Buna bağlı olarak da bunun ortaya çıkardığı sonuçlar var. Yani on binlerce insanın hayatını yitirdiği, binlerce insanın cezaevlerinde yaşadığı, kendi dilini konuşamadığı, kendi gelenek ve göreneklerini yaşayamayan bir Kürt halkı açısından 2013 yılında bir çözüm süreci. Önemli bir gelişme 2013 yılı açısından. Diğer bir gelişme biraz önce ifade ettiğiniz gezi süreci tabii ki. Belki son 10 yıldır tek partili bir hükümet, belki kendi içerisinde tek koalisyonlar olan ama tek partiyle yönetilen bir ülkede Türkiye'nin aslında halkları çok büyük bir baskı yaşadılar. Yani işçiler yaşadı bu baskıyı, gençler yaşadı, kadınlar yaşadı. Toplumun her kesimi bu baskıyı yaşadı ve aslında Mayıs'ta başlayıp ve Haziran'la devam eden, bugün de etkileri önemli ölçüde süren bir gezi direnişi. Bu tabii ki çok önemli bir süreç oldu. Türkiye işçi sınıfı, emekçi halkları açısından da. Bir diğer şey de aslında yine 11 yıldır ülkeyi tek başına yöneten bir AKP hükümeti ve kendisi açısından da toplumun biçimlendirirken aynı zamanda devleti de yeniden bir dönüştürme. Yani 2002'deki statükonun yıkılmasıyla beraber bu süreç içerisinde yeni bir statüko oluştu ve bu aslında 17 Aralık'ta yeni bir statükonun da kırıldığı, döküldüğü bir dönem oldu. Aslında ortaya çıkan rüşvet, yolsuzluk meselesi hani eskiden tabiri caizse diz boyu derlerdi ama bugün artık
gırtlağa dayanmış bir yolsuzluk süreci var. Evet. Dolayısıyla bu üç temel mesele. Peki bunlar yani nasıl etkiledi? 2013 şimdi... yılında Türkiye halklarının belki bir yıl içerisinde yaşadıkları en önemli gelişmeler oldu diyebiliriz. Anladım. Peki emekçilere bunlar nasıl yansıdı? Yani üç tane temel olaydan bahsettiniz. Yani mesela Kürt sorununun çözüm noktasına gelmesi sıradan bir emekçiyi nasıl etkiliyor? Yani biraz açar mısınız bunları? Gezi direnişine mesela, çünkü sendikaların olması eleştirildi. Yine yolsuzluk operasyonları. Bir emekçi şimdi şöyle tabii ifade edebilirim. Özellikle tabii Kürt sorunu ateşten bir gömlek. Yani yıllardır bu ülkede milliyetçilik, şövenizm, ırkçılık kışkırtıldı, körüklendi. Aslında Kürtlerin hakları inkar edildi, baskı altına alındı. Dolayısıyla evet, iki halk birbirine hiçbir zaman girmedi. Hiçbir zaman bir takım linç girişimleri, bir takım kışkırtmalar oldu ama toplumda sonuçta bir sağduyu her zaman oldu. Ama şu çok açık ki Kürt sorunundan dolayı Türkiye'de işçiler de bir bölünme yaşandı. Sendikalar arasında bölünmeler yaşandı. Toplumun içerisinde bir bölünme yaşandı. Yani bugün Kürt halkının taleplerini savunanlarla buna karşı olanlar arasında bir bölünme doğal olarak yaşandı ve bu hep bir engel olarak işçi sınıfının önünde durdu. Yani Türkiye halklarının barış ve kardeşlik meselesinin önünde bir engel olarak durdu ve bugün baktığımızda en azından şu yani çok açık ki zaten böyle bir sorunun varlığı bile mücadeleyi engelleyen bir unsur. Çatışmasızlık ortamı bile, yani bugün hani bugün cenaze haberlerinin gelmemiş olması, ölüm haberlerinin gelmemiş olması bile kendi başına gerçekten de toplumda bir rahatlama, yani bu meseleyi tartışma, bu meseleyi algılama. Gezi'de de hatırlarsanız hep şunu söylüyordu insanlar. Yani bugün bize bu baskıyı, bu şiddeti uygulayan devlet, sistem ya da hükümetler Kürt halkına ne yapmışlardı gördüler en azından bu süreç içerisinde. Bu bir kere başlı başına önemli bir kırılma noktası diyebiliriz ve aslında halkın birbirini anlamaya başladı, birbirinin sorunlarına sahip çıkmaya başladığı bir dönem oldu. Örneğin Medeni Yıldırım'ın öldürülmesi, bölgedeki kale kollar meselesinden dolayı yapılan protesto gösterisindeki ölümden sonra hemen Batı'da binlerce, on binlerce insan sokaklara çıkarak bunu protesto etti. Bu daha aslında bir çatışmasızlık sürecinin getirdiği önemli etkenlerdir diyebiliriz. Bu çok açık. Bugün fabrikalarda da, iş yerlerinde de, çeşitli emekçi semtlerinde de, halk arasında aslında bu mesele tartışılır hale geldi. Bugün hükümet evet yani bir müzakere süreci başlattı ama onundan kaldı. Yani bugün adımlar atmıyor. Sadece bir çatışmasızlık ortamı var. Bu değerlidir. Bu önemlidir. Ama esas olan bundan sonraki adımların atılmış olması ve müzakere sürecinin barışla evretilmesi, barışın kazanılması, iki halkın eşit ve kardeşçe bir arada yaşamasının imkanlarının ve olanaklarının yaratılması, bunun anayasal güvence altına alınması sürecidir. Bugün örneğin ben ülkenin birçok yerine gidiyorum. Halen köprülerin üzerinde, okullarda, caddelerde, sokaklarda şehitlerin isimleri var. Şimdi bunlara biz bugüne kadar yaşanan sürecin getirdiği bir şeydir bu, meseledir ve dolayısıyla esas bu şehit isimleri yerine, değil mi, barışı, demokrasi, insan haklarını, eşitliği, kardeşliği belirten argümanların olması daha doğru olur. Peki, bu Gezi tabii, direnişini nasıl ele alıyoruz? Gezi süreci aslında... Çünkü size dönük çok ciddi eleştiriler oldu sendikalara dönük. Gezi direnişinde yeterince rol üstlenmediğine dair, işçi sınıfının Gezi direnişine yer almadığına dair katılıyor musunuz bunlara? Şimdi şöyle ifade edeyim, yani öncelikle biraz önce de belirttiğim gibi 11 yıllık bir baskı var. Ondan önce de vardı tabii, hiç kuşkusuz. 30 yıldır yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinden beri her dönem Türkiye halkları üzerinde, sınıf üzerinde, işçiler, kadınlar, gençler üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu. Ama bu hükümet tabii ki çok pervasızca, çok ne diyelim, dizginlerinden boşanmışçasına bütün yasaların kendisine verdiği imkanlar, yargısı, polisi, askeri, hukuku, yani her kademede kendine bir süreç hazırladı ve bu açıdan da ciddi baskılar oluştu ve Gezi bu süreçte patladı. Yani hani mesele 3-5 ağaç değildir dediğimiz, bugün halkın, emekçilerin, kadınların, gençlerin özel yaşamına karışmaya varana kadar, inançlara karışmaya varana kadar birçok mesele gündeme geldi ve bir birikim yarattı. Bu Gezi sürecinde patladı. Yani Mayıs'ta başlayan ve Haziran'da yayılan bir eylemlik süreci yaşandı. Dolayısıyla bugün milyonlarca insan sokaktaydı.
Yani kadınıyla, genciyle, işçisiyle, emekçisiyle, kamu emekçisiyle ya da işte söylediği gibi plaza çalışanlarıyla milyonlarca insan sokaktaydı. Türkiye'nin dört bir yanında emekçi semtlerinde çok büyük gösteriler oldu. Yani işin sembolik tarafı Taksim'de, hiç kuşkusuz Taksim'de sokağa çıkanlar, Taksim'de barikat kuranlar, Taksim'de çatışanlar ama ülkenin de polis kaynakları da ya da İçişleri Bakanı kaynakları da söylüyor. Yani milyonlarca insan sokaklara çıktı. Emekçi semtlerinde bu insanlar sonuçta kimisi sendikalı, kimisi sendikasız, kimisi kamu emekçisi ama bir şekilde emekleriyle çalışan insanlar. Yani emekçiler vardı Gezi'de. Tabii ki emekçiler vardı. Buradaki problem olan şey ya da eksik olan şey şuydu. Evet, Türkiye'de sendikal hareketimiz zayıflığı var. Ciddi bir zayıflık var. Yani zaten şu açık değil mi? Yani bugün sendikalarda örgütlü işçi sayısı ne yazık ki %5. Evet. Bunun da ne kadarının örgütlü olduğu tırnak içerisinde tartışma getirir. Yani sadece sendikalı olanlar. Dolayısıyla şimdi kitle gücü olmayan sendika hareketin buraya müdahale etmesi hiç kuşkusuz olacak şeyler de var ama olmayacak şeyler de var. Yani bugün baktığımızda bütün bunlara rağmen sendikalar bir araya gelip bu sürece müdahale edebilirler miydi? Bir araya gelip diyelim ki buraya bir yön verme imkanları, olanakları olur muydu? Tabii bunlar tartışılabilecek şeyler ama gerçi diskin ve keskin bazı eylem girişimler, destek girişimler oldu ama cılız kaldı. Çok etkili olmadı. Şimdi tabii sendikaların bu süreçteki yani disk ve keskin müdahaleleri hiç kuşkusuz önemlidir. Yani değerlidir. Ama toplamını içerisine baktığımızda zayıf kalmıştır. Yani bunu bizim görmemiz lazım. Bir de tabii sendikaların sadece bugünle ilgili sorunu değil. Yani aslında 30 yıldır tartıştığımız dönem dönem büyüyen, kitleselleşen, dönem dönem geriye düşen bir sendikal hareketi var, işçi hareketi var. Bu döneme denk geldi. Dolayısıyla sendikaların kendi içerisindeki zayıflıkları, örgütlülük düzeyinin zayıflığı, bütün bunları eklediğimizde bu süreçte bir etki yapması tabii zayıf oldu. Zayıf oldu. Hiç kuşkusuz. Tabii sendikaların bunu değerlendirmesi gerekiyor. Yani kendi öz eleştirilerini vermeleri, kendi bulunduğu bir organlarda bir tutum ortaya koymaları önemli. Gezi süreci aslında ne yapılması gerektiğini yeniden göstermiştir sendikalar açısından da. Eğer buradan bir onları ders çıkarırsa... Onları da aslında biraz önümüzdeki dakikalarda tartışacağız. Birkaç sorum olacak o konuyla ilgili ama ben biraz daha isterseniz bu özel, spesifik konulara girmek istiyorum. Yani işçi sınıfını ve emekçileri doğrudan ilgilendiren. Sonuçta bunlar da elbette doğrudan ilgilendiriyor bu saydığınız üç olay ama biraz daha bütün halkın içerisinde işçi sınıfını da emekçileri de ilgilendiriyor. Ama bir de mesela işçi sınıfına dönük doğrudan çıkartılan yasalar vardı. 2013 yılında bunlar çokça tartışıldı. İşte öne çıkanlardan birisi bu sendikalar yasasında yapılan değişiklik. Mesela noter şartının kaldırılması. Yine taşeron işçilerinin belli bir yasal güvenceye dönük işte yeni bir yasa çıkarılması çalışmaları hala devam ediyor. Bunlar sizce işçi sınıfı cephesine olumlu gelişmeler değil miydi? Şimdi oraya gelmeden bu yolsuzlukla ilgili birkaç şey daha ben belirtmek istiyorum. Şimdi tabii AKP hükümeti iktidara geldiğinde 3 tane temel şeyin altını çizmişti. Yolsuzluk, yoksulluk ve işsizliği önleyeceğim diye gelmişti. Yani Türkiye'nin temel sorunları vardı. Şimdi geldiğimiz noktada bir işsizliği önledi mi? 2013 yılında da yine işsizliğin kademeli olarak arttığını gösteriyor. Yolsuzluk meselesi yani son 15-20 gündür zaten yapılan tartışmalarda çok açık ki kendisini gösteriyor. Artık iş çığırından çıkmış vaziyette. Yani herkesin kendi hesabına çalıştığı hükümet içerisindeki bakanlarından, çeşitli bakanlık yetkililerinden tutalım da milletvekillerine kadar herkesin artık kendi hesabına çalışır bir noktaya, bir duruma doğru gittiğinin herkes kendi kasasını, ayakkabı kutusunu doldurma noktasına gelmiş. Artık gizlenemez, saklanamaz bir noktaya gelmiş bir süreç. Şimdi yoksulluk açısından da öyle. Bugün halen Türkiye'nin önemli bir bölümü çalışanların da işlerinde ve emekçilerinde açlık sınırının altında, yoksulluk sınırının altında yaşayan milyonlarca insan var. Yani 11 yıllık süreç içerisinde hükümetin bırakalım bu sorunları pansuman etmeyi giderek de kangrenleştirdiğini, giderek de yarayı derinleştirdiğini görüyoruz. Şimdi bütün bunları yapan bir hükümetin nasıl olur da yasaları işçilerden yana, işçilerin aleyhine çıkarma şansı olabilir?
Şimdi siz bahsettiğiniz sendikal yasalar. Bugün 12 Eylül'de 2821-2822 sayılı sendikalar yasası çıktı ve bu meseleye dair 20 yıldır, 30 yıldır bir mücadele vardı. Yani bu yasaların demokratikleştirilmesi, bu yasaların özgürleştirilmesi, bu yasaların işçilerin çıkarlarını korur hale gelmesi konusunda bir mücadele vardı. Şimdi geldiğimiz noktada bir yasa çıktı. Burada yasada yani benim gördüğüm, yani olumlu bir şeyden söz etmek mümkün değil. Evet, noter şartı kalktı diye bir ifade var. Evet, olumlu ama bugün bir şey değil devlet, mi? Ya bu tabii ki hani tırnak içerisinde bir olumluluktan bahsedilebilir ama bugün şimdi düşünün ki sabah işçiler 7'de işe giderler, 12 saat çalışırlar, akşam eve gelirler. Hangi bir işçinin eğer vardiyalı değilse gidip e-devlet çifresi alma şansı var? Yani hani tek başına noter şartının kaldırılması sorunu çözmüyor ya da sorunun bütününü çözmüyor. Yani göstermelik mi yani bu değişiklikler? Bu bir tamamen önemli ölçüde bir göstermelik bir yasa, çıkarılan yasa halen yetkiler, grev süreçlerinin uzunluğu, diyelim ki yetki belirleme süreçleri, mahkeme kararları, bütün bunlar halen olduğu gibi duruyor. Yani gerçekten de işçiler açısından da sendikalar açısından da anlaşılır bir yasa değil. Yani bugün o açıdan da bu yani yasanın kendisi, sorunlara çare olan bu şeyler değil, daha çok makyaj diyorsunuz. Kesinlikle bir makyajdan öteye gitmiyor. Dolayısıyla bu yasanın kendisi bugün zaten işlemeye başladığı andan itibaren birçok sorunu beraber getiriyor. Örneğin şimdi gıda sektöründe çalışan bir işçi diyelim ki eskiden biz bunu üye yaptığımızda yani noter şartıyla sonuçta o iş kolunda yapıyordun, üyeliğini gönderiyordun. Şimdi eğer başka bir firma adı altında kurulmuş ve gıda işçisi olarak çalışıyorsa zaten otomatik olarak kabul etmiyor onun üyeliğini. Yapamıyorsunuz. Hastaneler için böyle yani her iş kolunda bugün bir sürü problem ve sorun ortaya çıkmış durumda. Yani orada bilgisayarın başında tanımlanan iş kolları var. Tabii onu da bilmiyorsunuz siz. Tabii ancak üye yapmaya başladığınız anda bu sizin diyelim ki hani görünür hale geliyor. Dolayısıyla bugün yasanın kendisi birçok problemi, birçok meseleyi beraberinde getiriyor. Peki onun dışında nasıl yasalar çıktı? Hangi şimdi, yasalar mesela işçi sınıfına bir kere işte tam gün yasası çıkarıldı sağlık meselesi açısından. Baktığımızda AKP hükümetinin en çok övündüğü alanlardan bir tanesi sağlıktı. Yani biz Türkiye'de sağlığa el attığımızda bunlar önemli ölçüde düzeldi ve halkın beğenisini kazandı diye ifade ettikleri şey bugün artık tamamen bir çıkmaza girdiğini görüyoruz. Yani katkı paylarından tutalım da tam gün yasasına kadar, hekimlerin günde 150 hastaya bakar olmasının getirdiği koşullara kadar, bugün işte AVM'ler gibi şehir hastaneleri yapma projelerine kadar bir bütün olarak sağlık sistemi de önemli ölçüde artık sos vermeye başlamıştır. Yani hep geçici tedbirler, geçici pansumanlar, geçici olarak halka şirin gösterme, emekçilere şirin göstermeyle ortaya çıkmış bir sağlık sistemi var. Dolayısıyla bunun da şeyine geldik en son artık. Hani emekçiler aslında da hissedilir bir hale geldi yani. Anladım. Peki taşeron uygulaması? Şimdi çünkü eskiden acil servislere gittiğinizde para almıyorlardı. Şimdi bütün acil servislere insanlar gündüz yani acil servise gidip para vermemek için gittiğinde şimdi artık para almıyor. Emekliler diyelim ki aldıkları ilaçlardan katkı payı öder hale geldiler. İşte birkaç defa gitmişseniz hastaneye, çünkü insan hasta olunca gider yani kimse evet, sağlıklı koşula gitmez. Sonuçta bir iki üçüncü defadan sonra katkı payları artmaya başladı. Dolayısıyla bütün bunlar problemli. Ve hükümet bu yıl 10. çalışma meclisini topladı. O çalışma meclisinde bazı yasaları yani bunlar tartıştırdı. Bunlar sizce olumlu şeyler değil mi? Sendikaların bir araya getirilmesi, hükümet onlardan görüş alıyor, onlarla beraber çalıştaylar düzenliyor. Şimdi hükümet sendikaları bir araya getiriyor ama yani kendi politikasına kazanmak için bir araya getiriyor. Yani siz ne diyorsunuz, ne söylüyorsunuz, işler için daha iyi nasıl yaparızın bilgisini almak ya da bu konuda bir yasa hazırlamak için yapmıyor. Sermaye, onun hükümeti bir araya geliyorlar. Bütün bu yasalar önemli ölçüde orada tartışılıyor, konuşuluyor, pişiriliyor ve sendikaların önüne getiriyor. Sendikalara da bunları kabul edin deniyor. Yani sendika biraz meşrulaştırma aracı olarak kullanılıyor. Meşrulaştırma aracı olarak koyuyor. Örneğin şimdi kıdem tazminatı. Şimdi evet, rafa kalktı. Yolsuzluk, son dönemdeki siyasal gelişmeler, bütün bunlar gündeme gelince hükümet bunu muhtemelen
meclise getirmeye göze alamadı ve geri çekmek zorunda kaldı. Şimdi ne vardı orada? Şimdi kıdem tazminatının 15 güne düşürülmesi. Burada şimdi işçinin bir aylık olarak kıdem tazminatı hakkı. Şimdi 15 güne düşürme. Şimdi bu kim çok açık değil mi? Yani patronların cebinden çıkacak paranın azaltılması anlamına geliyor. Yine orada iki tane temel şey tartıştılar. Birisi taşeronluk meselesi, ikincisi alt işverenlik meselesi. Evet, taşeron yine bu dönemde çok konuşulan konuların başındaydı. İstihdam bürolarını tartıştılar. Yani şimdi nerede? Sendikalarla bunları tartışıyorlar. Kim var? Sen Türk İş, Disk, orada sizin Hak İş var. Hiçbir dediğiniz dinlenilmiyor mu yani? Sadece patronlar ve hükümetin dediği mi oluyor? Şu ana kadar öyle. Yani sendikaların söylediklerinin o kurulda, o meclislerde, danışma kurulunda dikkate alınmıyor. Peki niye yani katılıyor sendikalar nasıl, bu toplantılara? Nasıl dikkate alınıyor? Örneğin diyelim ki eğer siz hükümetin hoşuna giden şeyler varsa, söylediklerinizin içerisinde, hükümeti ve sermayenin çıkarlarına denk gelen şeyler varsa zaten bunlara bir itirazları olmuyor. Ama işçi sınıfından yana, emekçilerden yana konuşuyorsanız ya da orada öyle bir politik ortaya koyuyorsanız bunlar zaten dikkate alınmadığı peki gibi. Peki niye gidiyor sendikalar buraya? Madem dikkate alınmıyor veya burada işte bir meşrulaştırma aracı olarak görülüyorlar. Şimdi burada şu tabii yani her yerde sözümüzü söylememiz gerekiyor. Yani bir gidip masada bu işin nasıl olması gerektiğini söylemek ama iki de dönüp sokağa yani fabrikayı işçilerin, emekçilerin örgütlersek biz burada söz söylemiş olacağız. Yani tek başına masada olmak bir şey ifade etmez. Masada olmak, oradaki bilgileri almak, burada işleri aydınlatmak, halkı aydınlatmak, kamu emekçisini aydınlatmak. Yani saldırı yasalarının içeriğini, biçimini orada alıp işçilere anlatırsak ve işleri buna karşı örgütlersek bir anlamı var dolayısıyla. O zaman hani tek taraflı peki, olmamış olur. Taşeron işçilik noktasında hükümet hangi noktada duruyor, siz hangi noktada şimdi duruyorsunuz? Şimdi taşeron işçilik bakın şöyle ifade edeyim. Bir kere kamuda çalışan işçilerin sayısı taşeron işçilerin %10'u. Yani bugün eğer 2,5 milyon taşeron işçi çalışıyorsa kamudaki çalışan kamu işçisi olarak %10'una denk geliyor. Dolayısıyla bugün kamu artık bütün işlerini yani önemli ölçüde %90 taşeronlar eliyle yapıyor. Yani 250 bin kamu işçisi varsa 2,5 milyon da taşeron işçisi var ve bunların da 1 milyonu güvencesiz çalışıyor. Yani sigortasız, kaçak çalıştırılıyor. Bunlar devletin bakanlığında, hastanesinde, okulunda, yani sağlık biriminde her tarafta kaçak işçiler var çalıştırılıyor. Sigortasız bir şekilde çalıştırılıyor. Şimdi burada şu oldu. 10 yıldır bir taraftan taşeron mücadelesi var. İşçiler tarafından verilen. Kimi sendikalarımızın gündeme getirdiği mücadeleler var. Ve hukuksal olarak da devam eden bir mücadele var. Ve bugün taşeronluk konusunda sendikaların hukuku olarak, hukuksal olarak kazandığı çok önemli mevziler var. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Taşeron işçileri esas işverenin işçileri olduğu ve bunların haklarının esas işveren tarafından güvence altına alınmasına dair çokça karar var. Şimdi hükümet bunlardan kurtulmak istiyor. Yani 2,5 milyon işçiye kamu işçisi gibi davranmak durumunda kalabilir. Dolayısıyla şimdi buradan yeni bir yasa çıkartarak bunlardan kurtulmak istiyor. Ne yani kıdem tazminatından kurtulmak istiyor, bunun iş güvencesinden kurtulmak istiyor, buna vereceği sosyal haklardan bütünüyle kurtulmak istiyor. Yani aslında yasal güvenceyi alırmış gibi görünüyor ama tabii, tam tersine bütün güvencelerden yoksun bırakıyor. Yoksun bırakacak bir yasa. Yani bugün diyor ki mahkeme, örneğin bir hastane, örneğin bir üniversite, örneğin diyelim ki karayollar, örneğin enerji iş kolu diyor ki, bu işçi senin esas işçindir. Yani sen bunun esas işverenisin diyor. Kadrolu işçiye verdiği bütün hakları buna da vermek zorundasın diyerek kararlar çıkıyor. Evet. Şimdi bu devlet açısından büyük bir maliyet. Bugün açısından baktığında. Öbür tarafta tabii milyar dolarları yolsuzlukla götürürken işçilerin haklarını da gasp etmek üzere her gün yeni yasalar çıkarmak peşindeler. Dolayısıyla burada o gösterilen şirin tırnak içinde taşeron yasası aslında işçiler için tam bir bela olacaktır. Evet. Yani dolayısıyla burada sendikaların, emekçilerin bu yasayı kabul etmesi demek kendi ne diyelim bindikleri dalı kesmek anlamına gelir. Peki Seyit Bey, şimdi programımızın da belli tabii süresi var. Sormam gerekende çok soru var. O yüzden böyle tabii yıl değerlendirmesi yaptığımız için daldan dala atlamamız biraz herhalde izleyicilerimiz tarafından da hoş görülür. Biraz önce dediniz ki yani her yerde sözümüzü söylemeliyiz ama dönüp fabrikada, iş yerlerinde üstümüze düşen görevi yapmalıyız sendikal olarak.
Birisini evet. yapmazsak diğeri eksik kalır. Evet. Şimdi aslında 2013 yılına baktığımızda diğer yıllara oranla daha fazla hareketlilik görüyoruz. Özellikle örgütlü iş yerlerinde. Mesela grevler daha önceki yıllara göre beklenmedik ölçüde artmış. Birçok iş kolunda, işte Türk Hava Yolları, işte metal iş kolunda, işte tekstil iş kolunda, birçok iş kolunda grevler yapıldı. Ama dönüp baktığımızda bu grevlerin çok da etkili olmadıklarını bir taraftan görüyoruz. Mesela yine Çaykur grevi gibi grev girişimi olarak kalan grevler de oldu. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu kadar çok grev yapılmasının nedeni neydi? Bir de mesela şey deniyorlardı, bu yasalarla grev yapılmaz deniyordu ama mesela grev çok da güzel bir şekilde yapılabiliyormuş. Hem grevlerin bu kadar yaygınlaşmasını neye bağlıyorsunuz hem de etkilerinin de azalmasını. Evet. Şimdi bir kere sizin de belirttiğiniz gibi 2013 yılı grevlerin yılı, yani bütün bu siyasal gelişmeler içerisinde böyle bir yanı var. Çaykur tabii 30 yıl mıydı? 40 yıl sonra ilk defa greve çıktı. Türk Hava Yolları açısından da böyle bir şey söyleyebiliriz. Tekstil açısından da, tekstil iş kolu açısından da bunu söylemek mümkün. İstemir, Darphane. Yine kamu emekçilerinin aslında birkaç kamu emekçilerin birçok iş kolunda evet, günlük grevler. Olarak iş bıraktılar. İşte sağlık emekçileri iş bıraktılar, büro emekçileri iş bıraktılar, eğitim emekçileri iş bıraktılar. Yani aslında kamu emekçileri içerisinde her iş kolunda değişik dönemlerde çok ciddi eylemler, iş bırakmalar, kitlesel gösteriler oldu. Yine 2013 yılında metal tüs süreci de önemli bir toplu sözleşmesi süreciydi ve Türkiye'deki bütün 150 bin metal işçisini ilgilendiren, biraz daha çevresini genişlettiğimizde bütün metal işçilerini ilgilendiren bir süreçti. Bunlara bir başlık olarak gireceğim ama biraz daha ayrıntılı açacağım birazdan. Çok da ayrıntılı açmayın çünkü süremiz de kısıtlı. Bir, yine nakış işçilerinin bir haftalık bir eylemi oldu. Bunlar sendikasız işçilerdi daha doğrusu ama bir grev yaptılar yani. Yine birçok iş kolunda sendikalaşma ve eylemler oldu. Şimdi sendikal yasalarla grev olmaz meselesini şöyle bakmak gerekiyor. Bir kere bu yasalar grev sürecine gidene kadar işçiyi, sendikayı yani önemli ölçüde ne diyelim canından bezdiren ve işi olmaz noktasına getiren bir süreç. Yani toplu sözleşme süreci yetki istemeyle beraber greve gidene kadar yaklaşık bir 8 aylık süreci kapsıyor. Şimdi düşünün. Siz iş yerinde toplu sözleşmesine oturuyorsunuz. Süreler var ve 8 ay sonra bir greve çıkma süreci geliyor. Şimdi bir işveren 8 ayda her türlü tedbiri alabilir. Yani işletmesini bile değiştirebilir yerini. Taşır. Başka bir yere kurabilir. Tabii yani eğer çok ağır sanayi değilse, örneğin tekstilde bunu yapabilir yani. Ya da daha hafif sanayilerde bunları yapabilir. Dolayısıyla grev hakkının şöyle olması lazım. Yani siz işverenle masaya oturdunuz. Eğer bunu kabul etmiyorsa işveren, ertesi gün greve çıkma hakkınız olmalı. Bu bir yasalarla sınırlanmış, sürelerle sınırlanmış bir hak olmamalı. Buna rağmen grevlere çıkılıyor. Yani bu sürelerin getirmiş olduğu antidemokratik yanlarına rağmen grevlere çıkılıyor. Çünkü neden çıkıldı 2013 yılında bu kadar yaygın grevler? Bir kere işçi sınıfının hakları ve özgürlükleri, ekonomik talepleri, çalışma koşulları bütünüyle ağırlaştı. Yani ücretleri düştü. Örneğin metatis sürecinde şunu söyleyebilirim. İşçilerin en çok söylediği şey bizim çalışma koşullarımız çok ağır. Yani örneğin Renault'da çalışan işçilerin önemli bir bölümü bel fıtığı. Tofaş'ta çalışan işçilerin önceden önemli bir bölümü. Önceden daha çok maaş konuşulurdu ama. Tabii şimdi maaşlar da konuşuluyor, ücretler de konuşuluyor ama yani çalışma koşullarının getirmiş olduğu çok büyük problemler, sorunlar var. Ücretlerin düşüklüğünden kaynaklı olarak insanların kendi ailesine, çocuklarına, sosyal hayatlarını sürdüremez noktaya geliyorlar. Birçok meseleye baktığımızda yani bunlar tesadüf değil. Yani işçilerin grevi dayatması, greve çıkması, grev yapması tesadüfi değil. Bunlar bu sürecin bir parçaları olarak karşımıza geldi. Tabii bu süreçte hükümetin bu grevler karşısında almış olduğu tutumlar var. Yani Çaykur'da diyelim ki mevsimlik işçileri önceden işbaşı yaptırması, sendikanın yeterince o işi örgütlememesini getirmiş olduğu problemler, bütün fabrika müdürlerinin, bakanın bütün hepsinin devreye girmesini getirdiği problemler var. Türk Hava Yolları'nda da öyledir. Direkt sendikalara yani müdahaleler hükümet, zaten hükümet, bugün söz konusu. Bir taraftan sendikalara müdahaleyi
yaparken öbür taraftan da toplu sözleşmelerin sermayeden yana bitmesi için özel bir çaba gösterdi. Örneğin İstemir'de başbakanın selamıyla toplu sözleşmesi imzalandı. Yani başbakan kendisini orada ortaya koyuyor. Sendikacı da diyor ki ya başbakan araya gittikten sonra ben bunu imzalamak zorunda kaldım. Şimdi bu sendikacılık değil. Bu işçi sınıfından yana, emekten yana, sınıftan yana bir sendikacılık değil. Ya da diyelim ki tekstilde de böyle oldu. Çalışma Bakanı devreye girdi. İşçiler greve çıktılar. Bu önemli bir özellikle Trakya bölgesinde, İstanbul'da önemli bir yankı uyandırdı. İşçiler arasında bir ciddi tartışma oldu ve bakan devreye girip sendikayla işvereni masaya oturtup aslında sermayeden yana bitmesini sağlayan bir grev oldu. Siyasetçiler hep tabii, patronlardan yana müdahil oldu. Yani. İşçilerin daha önce kaybettikleri 4 ikramiyeyi almak bile o bölgede önemli bir etki yarattı. Dolayısıyla baktığımızda hükümet sendikaların kongrelerine müdahale ediyor. Sendikaların toplu sözleşmesine müdahale ediyor. Yani işçilerin yasalar çıkartarak işleri diyelim ki bütün çalışma koşullarından aldığı ücrete kadar bütün meselelere müdahale ediyor. Yani bütün bunların hepsi dolayısıyla birbirine bağlı bir süreç. Yani burada hani durup dururken insanlar greve, direnişe, eyleme çıkmadılar. Ortaya gelen bir baskı, sürdürülen bir baskı, çalışma koşullarının ağırlığı, ücretlerin düşürülmesi. Bütün bunların toplamında böyle bir süreç yaşandı. Burada orijinal olan şu. Bakın nakış işçileri İstanbul'da başlayan ama Türkiye'de diğer yerlerde de iş bırakmalarla sonuçlanan taleplerini kabul ettirdikleri bir dönem oldu. Şimdi bu bir fiili grevdir. Yani çok açık ki bir fiili grevdir ve esasında yasaları da ne diyelim? Peki burada bir çelişki yok mu? Yani aşan, örgütlü iş yerleri, bakın, örgütlü sendikalar mesela hak elde edemezken örgütsüz işçilerin mücadele ederek hak elde etmesi problem nerede? Şimdi burada bir çelişki yok aslında. Yani şudur işin esası. Bugün siz yasalar olabilir ama kendinizi hiçbir zaman yasalarla sınırlayan bir mücadelenin dışına çıkacak bir şeyi örerseniz bunlar yani daha büyük kazanımlar, daha geniş haklar elde edebilirsiniz. Bugün zaten bu yasalar kimin yasaları? Yani bugün işçi sınıfının kendisini çıkardığı yasalar değil yani. Sermayenin, patronların, hükümetlerin bir araya gelip kafa kafaya verip çıkardığı yasalar. Biz bu yasaları aşan, bunları gerektiğinde yırtan, delen bir noktada müdahale etmezsek ya da buna uygun bir örgütlenme, mücadele sürdürmezsek kaybederiz. Çok açık. Yani peki sendikalar bugün bu durumda şimdi, mesela bu bahsettiğiniz biraz önce yani, geçen sendikalar. Nakış işçinin yaptığı şu olmuştur. Bütün yasayı falan dinlemeden grev hakkını kullanmıştır yani. Normalde yasa dışı grevdir yani hukuk içerisinde söylendiği gibi. Ama bu bir kitlesellik kazanınca, büyük gösteriler olunca artık bunun karşısında yasanın da hukukun da bir şeyi kalmıyor yani. Ya bugün sendikalar yasalara hapsolmuş, sınırlanmış kesinlikle durumda. Yani bugün ne yazık ki sendikalar yasalara hapsolmuş durumda. Bugün en önemli meselelerden bir tanesi de bu. Yani bizim yasalarla sınırlı bir mücadele mi, yasalarla belirlenmiş bir mücadele mi, yoksa meşru haklarımızdan gelen, hukukumuzdan gelen, işçi sınıfının kendi ve hak ve hukukunu oluşturduğu bir mücadele mi örgütleyeceğiz? Yani şöyle düşünün, patron 12 saat çalıştırır, bu yasa dışıdır. Parasını vermez, bu yasa dışıdır. İş yerinde kötü muamele yapar, bu yasa dışıdır. Ne bileyim işte kadın işlere dönük çeşitli hakaret, baskılar yapar. Bunlar yasa dışıdır. Ama şimdi işçi grev yapar, direniş yapar, fiile mücadele eder. Şimdi bunlar da yasa dışı değil. Esas patronların yaptığı yasa dışıdır. Yani biz işçiler olarak, emekçiler olarak haklarımız için bir mücadele ediyoruz. Aslında yasal haklarını arıyor işçiler. Tabii burada. İşçiler yasal haklarını arıyor. Onları kullanmak için çaba sarf ediyor. Bir de tarihsel olarak şöyle bir gerçekliğimiz var. Yani işçi sınıfı önce mücadele etmiştir, hak kazanmıştır, yasa arkasından gelmiştir. Bugün tersi oluyor. Bugün önce patronlar bütün yasa dışı işleri yapıyorlar. Sonra da o yaptıkları yasa dışı işlere yasal kılıflar bularak yasalar çıkartıyorlar. Kıdem tazminatı da öyledir. Taşeron yasası da öyledir. Alt işverenlik, ödünç işçilik meselesi de öyledir. İşte tam gün yasası da öyledir. Peki tüm bu çerçevede İşçi sınıfının hem örgütlü işçilerin hem örgütsüz işçilerin sendikalara bakışı nasıl sizce? Şimdi ona geçmeden bir şey daha belirtmek istiyorum. Şimdi
10 yılda, yani bu 10 yılda Levent Tüzel'in, milletvekili, İstanbul milletvekili Levent Tüzel'in vermiş olduğu bir araştırma önergesiyle 10 yılda Türkiye'de 10 binin üzerinde işçi iş cinayetlerinde öldüğü ortaya çıktı. 2013 yılında 1230 işçi hayatını kaybetti. Yani yine bu iş cinayetlerinde katliam, evet, öldürüldü. Bunların 103'ü kadın, 59'u çocuk, 22'si yabancı uyruklu işçi. Yani şimdi ülkede böyle bir tablo var ve Aralık ayında da yine 130'a yakın işçi öldürüldü. Şimdi bakın, yani bizler 1, 2, 3 de değil, yani binlerce işçinin iş cinayetlerinde öldürüldüğü bir süreci yaşadık. Dolayısıyla bugün bakın hiçbir patron, yani bu cinayetlerden dolayı yargılanmış, büyük cezalar almış, iş yeri kapatılmış değil. Birkaç gün sonra, birkaç ay sonra dışarı çıkıp yeniden kepenklerini, yeniden iş yerlerini açarak devam ediyor. En son Zonguldak'ta adam cezaevinden iş yerinin açılması, mühürlerin sökülmesi için talimat veriyor. Açılıyor ve içeride işler hayatını kaybediyorlar. İşte tüm bunlar, şimdi süremizin de sonuna geldiğimiz için o konuya girmek istiyorum. Şimdi sendikalarda biraz sonuçta bir sendikacı bulmuşken karşımıza tartışmak istiyoruz. Peki tüm bunlar yaşarken sendikalar nerede? Sendikalar nerede eksik yapıyor? Nerede hata yapıyor? İşçi sınıfı sendikalara bugün ne gözle bakıyor? Mesela o nakış işçileri niye bir sendikada örgütlenmiyorlar da kendi başlarının çaresine bakmaya çalışıyorlar? Bunlar hepsi bir sendikal camiasından bir öz eleştiri gerektiren durumlar değil mi? Şimdi şunu ifade etmek isterim. Yani bir kere Türkiye'de bugün gelinen noktada sendikal hareketin kendi bünyesindeki ciddi zayıflıklar, problemler, sorunlar var. Nedir bunlar diye ifade etmek gerekirse, bir kere şu çok açık ki bugün Türkiye'deki sendikaların önemli bir bölümü işçi sınıfından uzaklaşmış. Yani sendika yöneticilerinin önemli bir bölümü sendik işçilerden uzaklaşmış durumda. Yani bürokrasi var. Sendika içi demokrasi derseniz yerinde yerler esiyor. Kırıntılarını bile kullanamıyor işçiler, yani sendika içi demokrasiyi. Ücret meselelerine baktığımızda işçiler asgari ücret, biraz onun üzerinde ücret alırken ne yazık ki bugün on binlerce lirayla ifade edilen ücretler sendika yöneticileri, evet, alan sendika yöneticileri var. Yani kendi yaşamlarından tutalım da bütünüyle bir ayrıcalıklı zümre haline gelmiş durumda. Kişiler haline gelmiş durumdalar yani. Şimdi bu koşullarda yani nasıl olabilir ki başka türlü? Yani işçiler şurada şunu ifade etmek daha doğru olur. Yani sendikalara güvensizlik değil de sendikacılara bir güvensizlik var. Bugün kurumun kendisi tek başına şey değil yani, ama onları yönetenler, onların başında olanlar. Bir sendikalaşma eğilimi var mı sizce? 2013'te bunu görebildiniz mi? Gelenlerin işçilere verdiği bir güvensizlik var. Bu bizim bunu sorgulamamız lazım. Yani niye işçi gibi yaşamaz? Niye işçi, diyelim ki genel bir ilke olarak, örneğin 2014 yılına girdik. Bu kadar sendikaların zayıflıklarından bahsediyoruz. Bütün sendika yöneticileri çıkıp ben şu kadar ücret alıyorum diye kamuoyuna ilan etmeli. Yani sendika genel başkanları, yöneticileri, şube başkanları her düzeyde çıkıp aldığı ücreti açıklamalıdır. İşçiye güven vermelidir. İki, yani bugün sendikacıların ellerindeki olanaklara baktığımızda bakanlar, başbakanlar da neredeyse aynı olanaklar yani. Şimdi bütün bunları düşündüğünüzde nasıl işçiden yana işçinin hakkını savunacak bir noktaya gelebilecek? Yani toplu sözleşmesini işçiyle beraber hazırlanmayan bir sendikacı nasıl o işçi o sendikacıya güvensin ya da nasıl o toplu sözleşme hakkını sonuna kadar kullansın? Bütün bunları düşündüğümüzde aslında yani Türkiye'de sendikacıların da sendikal hareketin de 2014 yılındaki yeni bir öz eleştiriyle yeniden kendisini her düzeyde ortaya koyarak yeni bir başlangıç yapması lazım. 2013 yılından dersler çıkarması lazım. Peki bugün çizdiğiniz tablo işçi sınıfına nasıl yansıyor? İşçi sınıfı bugün, bir sendikalaşma eğilimine giriyor mu yoksa sendikadan uzaklaşıyor mu? Bakın şimdi işçi sınıfı bir mücadele eğilimi içerisinde. Yani siz sanıyor musunuz ki bu greve çıkanlar
Yani sendikacılar greve çıksın dediği için çıkıldı. Hayır. Bakın, tekstil işçileri tekstil sendikasını greve çıkarttırdı. Yani sendikalar greve çıkmak zorunda kaldı. Zorunda kaldı. İstemir'de öyle. Metal tiz sürecinde on binlerce işçi gösteri yaptı. Yani on binlerce işçi toplu sözleşmesinin çalışma koşullarının daha iyi olması için gösteriler yaptılar ve Türk Metal Sendikası bu gösterilere, bu eylemlere katılmak zorunda kaldı yöneticiler olarak. Ama sonrasından tabii kendilerince başka tedbirler aldılar. Bugün Renault'da olduğu gibi 2013 yılında önce işçiler, o fabrikada mücadeleyi örgütleyen işçileri işten attırma şeyine de yaptılar yani. Şimdi bu aynı zamanda önümüzdeki toplu iş sözleşmesinin sendikanın istediği gibi, patronların istediği gibi bitmesini de önlemlerinin alındığını gösteriyor. Yani biz işleri işten attıralım, susturalım, gözlerini korkutalım ki yarın bunlar toplu iş sözleşmesinde daha fazla talepleri istemesinler diye. Yani nakış işçileri de öyle. Bugün bakın Türkiye'nin her tarafında yani belki 2013 yılında 100'e yakın iş yerinde sendikalaşmaktan dolayı eylemler yaşandı. İşçiler mücadele etmek istiyor. İşçiler hak almak istiyor. İşçiler örgütlenmek istiyor. Ama burada bazı problemler var dediğimiz gibi. Yani işçi bir ay fabrikanın önünde direniyor. O fabrikada sendikayı sokmak için ya da örgütlü çalışmak için bakıyorsunuz. Sendikanın merkezi karar alıyor. Biz direnişi bitiriyoruz. Ya sen işçiye sormadan niye direniş bitiriyorsun? Sen bunu işçiyle beraber karar aldın mı? Şimdi dolayısıyla ne yazık ki bugün böyle bir durum var. Sendikalar kendilerini yenileyemezse, yani yenilemekten kastım aslında sendikaların ilk ortaya çıktığı gibi, yani bütünüyle her şeyle işçiyle beraber karar vermeyen, ondan beraber tartışmayan, bütün karar mekanizmalarına, süreçlerine işçiyi katmayan, temsilini seçtirmeyen, kongresinde delegesini seçtirmeyen, bütün antidemokratik hukuksal işleyişi ortadan kaldıran bir noktaya gelmediği sürece bu sendikaların zayıflıkları bu olur. Yani işçi kendisini o mekanizmanın içerisinde görürse sendikasına güvenir, arkasından gider. Beraberce yapar bu işleri. Peki burada yani işçi sınıfın üstüne düşen görevler neler? Ya da biz şimdi sınıftan uzaklaşmadan bahsediyorsunuz. Yani sendikaların temel problemi olarak. Bu yakınlaşma nasıl sağlanacak? Bu mevcut sendikacılarla bu mümkün mü? Veya buradan biz konuşarak veya eleştirerek onları değiştirmemiz mümkün mü? Nasıl bakın, değişecek bu tablo? Yatağında bir ay aşkındır bir özelleştirme karşı mücadele var. Evet. Bu yatağın işçisi Türk İşi'nde işçisi yani. Maden İşi'nin işçisi. Bakın Türk İş'in başkanı oraya gitti mi? Gitmedi. Şimdi Türk Hava Yolları grevine de gitti. Türk Hava Yolları grevine gitti mi? Gitmedi. Çaykur grevine gitti mi? Gitmedi. Şimdi bir kere çok açık değil mi yani burada ya da diyelim işte Hak İş bugün çıkmış. Başbakanın arkasında duruyor. Memur Sen çıkmış. Başbakanın arkasında duruyor. Onların yolsuzluklarına ortak oluyorlar yani. Bu çok açık. Şimdi dolayısıyla işçi sınıfının böyle sendikacılara, böyle sendikalara ihtiyacı yok aslında. İşçi, bakın yatağın işçisi yani bir ayı aşkındır orada direnişiyle, eylemiyle, kavgasıyla, iş bırakmalarıyla, mitingleriyle son 4 dakika bir mücadele ediyor ve diyor ki gelin bu mücadeleyi ortaklaştıralım. Yani bugün Türk İşi'nde yapması gereken, Hak İşi'nde yapması gereken, hiçbir sendika ayrımı yapmadan yapılması gereken bütünüyle yatan işçinin yanında olmalıdır. Oradaki özelleştirme geri çekilinceye kadar bir bütün olarak bu kavganın içerisinde olmaktır yani. Dolayısıyla bugün işçi sınıfının yani tek tek sayarsak gerçekten de bütün bakın sendikal bürokrasiye rağmen, sendika içi demokrasiye rağmen bir mücadele içerisinde, bir eylem içerisinde, bir hareket içerisinde bunlar 2014 yılında daha da büyüyerek devam edecektir. Bu çok açık yani. Bugünden bunu söylemek mümkün. Peki bu sendika ve siyaset biraz önce gerçi bir değindiniz. Şimdi memur sen Hak İş gibi sendikalar siyaset yapılır ama hükümetin yanında açıkta mesela yolsuzluk operasyonlarına karşı çıktılar. Hükümetin bu konuda arkasında olduklarını ifade ettiler. Peki diğer sendikalar ya da işçi sınıfının bu bahsettiğiniz bir taraftan mücadele eden ama örgütlenmede sıkıntı yaşayan kesimleri mesela bu meselelere dair niye bir şey söylemiyorlar? Ya söylüyorlar da biz mi duymuyoruz?
Şimdi bu ayın 11'inde Ankara'da bir miting var. Evet. Yolsuzluklara karşı demokratik haklar ve özgürlükler mitingi var. Diz, KESK, TUMOK, TTB beraberce yapacaklar bu mitingi. Biz dileriz ki bütün sendikaların, Türk İş'tir, Hak İş'tir, Kamu Sen'dir, Memur Sen'dir, bu mitinge katılması ve burada gerçekten de Türkiye'deki yolsuzluk sistemine karşı birlikte mücadele etmeler. Yani bugün bakın yolsuzluklar başbakanın diyelim ki söylemiş olduğu işte ifadeler var, hükümet üyelerini söylemiş. Yani 4 tane bakan istifa etti. Yani 11 yıllık AKP hükümeti sürecinde ilk defa suçüstü yakalandıkları için istifa etmek zorunda kaldılar. Şimdi bu yolsuzluk dediğimiz mesele aslında işçi sınıfının, halkın, kamu emekçilerinin cebinden çalınan paradır. Bizim yani, vergilerimizdir. Yani oldu. Bizim vergilerimizi çalarak, bizim vergilerimizi çalarak kendilerine çok büyük servetler yaratıyorlar yani. Dolayısıyla burada işçi sınıfının Kürt sorunu da dahil olmak üzere, yolsuzluk meselesi de dahil olmak üzere, Gezi de dahil olmak üzere Türkiye'nin bütün meselelerine bir söz söylemesi gerekir. Sendikacıların bir söz söylemesi gerekir. Yani utangaçça, sıkılgan bir şekilde gizlenerek, saklanarak politika yapılmaz. Bakın. Son cümlelerinizi alayım. Başbakan bugün kendisi açısından kendi varını yoğunu ortaya koyarak yani bir noktada duruyor ve politika yapıyor. Bugün sendikacılarında, sendikalarında, emek örgütlerinde yapacağı bir şey vardır. Hiçbir ayrım gözetmeden bugün Türkiye'nin bütün temel meselelerine dair ortaya çıkıp varını yoğunu koyarak mücadele etmek. Evet, tabii başta işçi sınıfının sendikal hak ve özgürlükleri olmak üzere Kürt sorununa gelinen noktada daha geri adım atmadan daha ileriye gitmesini sağlamak üzere. Süremizi çok bütün, açtık. Bütün yolsuzlukların üstü örtülmeden hepsinin soruşturulması da dahil olmak üzere taraf olurlarsa Türkiye gerçek anlamda demokrasi, özgürlükler, hak, eşitlik bütün bunları tartışabilir. Evet. Dolayısıyla işçi sınıfı da emekçiler de bölünmeden bir parça olarak sermaye karşı mücadele ederler. Çok bugün, teşekkür ederim. Bugün yapılan son bir şey söyleyeyim. Bugün yapılan sistemin aklanmasıdır. Yani sistemi aklamaya çalışıyorlar. Oysa ki bu sistem aklanamaz, aklanmamalı. Bu düzen, bu sistem çürümüştür. Bunun yenilenmesi değil. Bunun yerine işçi sınıfının demokratik halk iktidarının olması için bir mücadeleyi bizim önümüze koymamız lazım. Sendikaların da burada çok büyük görevleri var, sorumlulukları var. Tarihsel olarak bunlardan kaçanlar ya da bunun yanında olmayanları da İşçi sınıfı da halk da affetmeyecektir. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Süremiz kısıtlıydı, o yüzden kusura bakmayın, kesmek zorunda kaldım. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, bu akşam konuğumuz Disk Gıdaş Genel Sekreteri Sayın Seyit Aslan'dı. 2013 yılının biriktirdikleri ve 2014 yılına devrettiklerini konuştuk. 2013 yılını yolsuzluklarla kapatmıştık. 2014 yılını ise yolsuzluğa karşı mücadeleyle açtık. Seyit Bey'in de söylediği gibi. Bu cumartesi 4 örgütün Disk, KESK, TUMOK ve TDB'nin Ankara'da merkez bir mitingi olacak. Yolsuzlukla mücadele sürecinin başlangıcı olarak biz de bunu değerlendirerek buradan duyurusunu yapalım. Haftaya görüşmek umuduyla. Hayatta kalın.